Obama'nın Orta Doğu ziyareti, Mavi Marmara krizi nedeniyle gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinde de dönüm noktası oldu. Amerikan Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Başbakan Erdoğan'ı telefonla görüştürdü. Ve Netanyahu, Mavi Marmara baskını için Başbakan'dan ve Türk halkından özür diledi. Türkiye'nin tüm isteklerini de kabul etti. Bu görüntü dün Tel Aviv'de yansıdı kameralara. Obama'ya soykırım anıtını gezdiren Netanyahu bir ara Amerikan başkanını köşeye çekti ve ikili uzun süre baş başa görüştü. Ağız okumayı engellemek için Obama da Netanyahu da kameralara arkasını döndü. Ne konuştukları bilinmez ama bu konuşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Erdoğan-Netanyahu görüşmesi gerçekleşti. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Görüşmede Netanyahu tam olarak Gazze'ye özgürlük filosunda can kaybına yol açan hatamız olduysa bundan dolayı Türk halkından özür dilerim dedi. Ve Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödeyeceğini ilan etti. İsrail, Filistin topraklarında insani durumun iyileştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmayı da kabul etti. Böylece Ankara'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü 3 şartta, yani özür de, tazminat da ve Gazze'ye ambargonun kalkması da karşılığını bulmuş oldu. Amerikan kaynakları buna karşılık Erdoğan'ın da İsrail'in özrünü kabul ettiğini, ilişkilerin normalleşmesine yeşil ışık yaktığını, Türkiye'nin İsrail askerleri aleyhindeki davadan da vazgeçeceğini aktardı. Koruma arkadaşlar. Bu açıklamalar gelmeden hemen önce Beyaz Saray'dan Obama'ya atfen önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada Orta Doğu'da bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek için Amerika'nın Türkiye ile İsrail arasındaki olumlu ilişkilerin yeniden tesisine büyük önem verdiği vurgulandı. Çok geçmeden bir açıklama da Başbakanlıktan yapıldı. Erdoğan'ın Netanyahu'nun özrünü Türk halkı adına kabul ettiğinin belirtildiği açıklamada Türkiye ve İsrail'in Filistin sorununun çözümü için birlikte çalışacağı da belirtildi.